Zaten birinci sallanmadan hafif durduktan sonra dışarı çıktık. O an duvarlar yıkıldı. Hanımın ayağı duvarın altında kaldı. Onu çıkacaktım. Çocuklar birlikte zor zekat dışarı çıkabilecekti. Evim zarar gördükten sonra akrabamın amcasına arabasının içerisinde kaldık 2 gün. Araba içinde soğukta ayaklarımıza giyecek ayakkabımız yok. Ne bileyim üzerimize kıyafetlerimiz yok. 2 gün önce öyle mağdur kaldık. Ondan sonra arabanın içinde kaldık. Yani arabanın ısınma, mazot yok, yakıt yok. Bu şekilde ayakta kalmaya çalıştık. 3., 4. günü sağ olsun insanlar yardım etmeye geldiler. Yemek dağıttılar. Battaniye getiren oldu. O şekilde ısınmaya çalıştık. Daha sonra çadır dağıttı. Biz çadır alamadık. Öncelik ev sahiplerine verildi. Biz kiracı olduğumuz için çadır alamadık. Ondan sonra bana bir Katar çadırı verdiler. Katar çadırına soba kurma yeri yok. Soba kuramıyoruz, reziliz. Hanımın ayağı kırık, çocuk reziliz. Katar çadırın bir komşunun çadırı yandı. Yanınca biz korkuyoruz soba yakmaya. Mağduruz yani. Buraya her yere gittim, başvurdum. Kaymakamlığa gittim. Dağıtan yerlere gittim, AFAD yerine gittim. Çadır yok dediler. Yani bu şekilde beklettiler. Telefon edeceklerdi. Hatta vali beyle görüştüm 7. günü. Vali yardımcısı not aldı, telefonumu yazdı. Ama ne dönen oldu, ne yardımcı olan oldu. Yani bu ben doğru görmüyorum. Öncelik ev sahiplere veriliyor. Öncelik zenginlere veriliyor. İkinci bir sınıf, birinci sınıf insan ayrımı yapılıyor. Ben buna karşıyım. Herkes eşittir. Zengin de aynı çadırda kaldı ilk günü. Fakiri de aynı yerde kaldı. Bir arada yaşadık. Bir arada bu zorluğu yaşadık. Ayrımcılık yapılmasın. Birinci sınıf, ikinci sınıf sınıflandırma olmasın. Ev sahiplere 10 lira destek veriyor. Kiracıya bir şey yok. Faiz. Kiracı zaten fakir, zaten ölmüş, zaten hiçbir şeysi yok. Yani bu ayrımcılık yapılmaz. Ben karşıyım. Halk kendisi araçlarıyla geldiler, çadırları ve kaldığımız yerlere dağıttılar. En çok yardımını sağ olsun vatandaştan gördüm ben.